dünyamızı sandığımızdan daha fazla keşfetmemize yardımcı olacaklarına eminiz. Uçsuz bucaksız denizlerin altında İkinci Dünya Savaşı'nın enkazları yatmakta. Ama okyanusların suyunu boşaltıp uzun zamandır saklanan sırları ortaya çıkardığımızı düşünsenize. Pearl Harbor'da ilk kimin ateş ettiğinden koca Bismarck'ı aslında kimin batırdığına kadar. En son sualtı tarama teknolojisini kullanarak savaş zamanında kalan o gizemlerin cevaplarını bulacağız. Okyanus çekilince savaş kalıntıları. Cumartesi 21'de NetGeo'da. Çalışıyoruz. Her zaman yanlarında olmaktan gurur duyuyoruz. Sırlar Kuşağı Cuma 21'de NetGeo'da. Ağzınız muhteşemdir. Diş mimisi vücudunuzun en güçlü yeridir. Belli şekilde her gün dişlerinize gelen darbeleri emerek etkisini azaltır. Bu yüzden Colgate Total ağız yüzeyinizin %100'ünü korumaya yardımcı olur. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir hayat demek. Colgate Total, %100 komple ağız sağlığı. Yeni Bosch Ingenious Pro Perform Plus elektrikli süpürge. Benzersiz temizleme performansıyla zor işlerin üstesinden kolayca gelir. Üstelik 4 ayrı kriterde A sınıfı performansla. Bosch, yaşam için teknoloji. Oyun 6. Takımlar 4 kişilik. Oyunda birinci kişiden dördüncü kişiye bir deyim aktarmaları gerekiyor. Siz de oyuna katılın. Oyunumuzu oynamaya hazır mısın? Evet. Önce ekibin birinci üyesi deyimi alıyor. Bak bakalım. İlk deyim, erken gelen kuş solucanı yakalar. Birinci aşama sıradaki takım arkadaşına sadece jestleri kullanarak deyimi anlatmak. Uyku, uyumak, uyanmak, uçan, uçan kuş, kuş, solucan, erken gelen kuş solucanı yakalar.
İkinci aşama yazılı dil bulunmadan önce atalarımızın yaptığı gibi basit çizimlerle anlatmak. Tamam, gün batımı, kuş, solucan, erken gelen kuş solucanı yakalar. Üçüncü aşama normal konuşmayla anlatmak. Ama bir engel var. Anlatıcı cümlede geçen kelimelerden hiçbirini kullanamayacak. Sabah saatlerini düşün. Sabah saatleri, tamam mı? Kahvaltı. Ve sabahları yapılabilecek en iyi şeyi düşün. Egzersiz. Başarılmış bir şey, bir deyim düşün. Kendi kahvaltını hayır, hazırlamak. Hayır, hayır, hayır. Hayvanlar. Sabah kuşlar, saatlerinde hayvanlar ne yapar? Erken gelen süre, kuş, çocuklar, süre. İyi yakalar. Bildim. Gördüğünüz gibi oyunun her aşaması dil kullanımının eşsiz örneklerini içeriyor. Nasıl olduğunu anlamak için oynama sırası sizde. Göreviniz Liza'nın deyimini tahmin etmek. Oynamaya hazır mısın? Evet. Hadi bakalım. Unutmayın, Liza takım arkadaşı John'a ve size anlatmak için sadece jestlerini kullanabilir. Oynamaya hazır mısınız? Başlıyoruz. Saymak yok. Saymak yok. Saymıyoruz. Üstüne. Saymıyoruz seni. Köpek. Saymak yok. Seni ya... solumak, çiğnemek. Ne bu? Daha ördek. Tavuk, dalmak. Tavuk. Saymak yok, seni tavuk. Saymıyoruz, seni tavuk. Yumurtadan çıkmak. Bildiniz mi? Hadi John'un tahminini görelim. Yumurtadan çıkmadan cevizlerini sayma. Bildiğinden çok emin görünüyor. Sizin cevabınız da aynı mıydı? Bakalım John bildiğini düşündüğü deyimi basit çizimler kullanarak Greg'e anlatabilecek mi? Ahtapot, gaz çıkaran bir şey, kuş mu yoksa, tavuk mu, tavuklar, yumurtalar, hangisi? Çöre. Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavukta? John'un deyiminden farklı. Yumurtadan çıkmadan cevizlerini sayma. Peki çizimlere göre sizce Greg iyi bir tahmin yaptı mı? Şimdi Greg deyimi Leanne'a anlatacak. Ama cümlenin içinde geçen hiçbir kelimeyi kullanmadan. Ne? Her iki şey arasında bir şey yapıyorum. Karar veriyorsun. Evet, doğru. Bir kümes hayvanı. Bir kuş. Tavuk neden yolun karşısına geçti? Ne kadar istese de kurallar gereği Paul ona yanıldığını söyleyemez. Bu şeyin yaptığı şey. Hangisi öne çıkar? Evet. Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan? Pekala, cümlenin ne olduğunu ve doğru aktarılıp aktarılmadığını öğrenme vakti geldi. Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan? Tamam, çok iyi. Fakat asıl cümle, yumurtadan çıkmadan civcivlerini saymaydı. Mesaj biraz değişti ama yine de takım başarılıydı. Sonuç olarak her iki deyim de tavuklarla ilgiliydi. Bu hayat herkese göre değil. Oraya gitme arzusunda olmalısın. Sürekli değişen bir dünyada bu ücra Alaska adası kendi kendine yetiyor. Böyle yaşayan fazla insan kalmadı artık. Tabiat affetmiyor. Bu topraklar acımasız. Tabiat ona sizi bir böcek gibi ezebilir. Toplumun tek amacı hayatta kalmak. Onlar ailem oldu. Kanunsuz ada. Pazartesi 21'de Nat Geo'da. ...25 yaşlarındayken Fas ve Cezayir arasındaki sınır bölgede fosil toplamak üzere bir saha araştırması projesine katıldı. Herkes doğru dürüst bir şey bulamayacağımı düşünüyordu. Ama birkaç şey buldum. Bu kırmızı tortu haritası Spinosaurus iskeletinin bir kısmının bulunduğu alanı gösteriyor. Benim elimde insanların gezegenimizde olmadığı zamanlara ait bir fotoğraf vardı. Biliyorum, dünya bizim için yaratılmadı. Ama yine biliyorum ki biz burada olduğumuz için ayrıcalıklıyız ve bunun kıymetini bilmeliyiz. Hoş geldin.
Günümüzde birçok insan kendi dünyasına hapsolmuş durumda. Yani maceranın